Merhaba arkadaşlar, bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Analizlerime TrendFX sponsorluğunda devam ediyorum. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar, özellikle gram altın ve döviz işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler, açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Dolar telegraf ile başlayalım. Dolar TL kurunda aşağı yönlü sert bir düşüş gördük. Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandıktan sonra düştü bu. Eee Sert düşüş. ABD tarafında tüfe Mayıs ayında aylık 0.4 ve yıllık 4.7 beklentisine aşarak aylık 0.6 artışla yüzde 5 seviyesine yükselmiş durumda 2008 sonrası en yüksek seviyeyi gördü diyebiliriz arkadaşlar. Buna çekirdek kalem ise aylık 0.7 artışla yüzde 3.8'e yükselmiş durumda. Nisan'da beklentiyi aşan enflasyonun Mayıs'ta da baz etkisiyle zirve yapmasıyla arkadaşlar. İlk olarak e, dolar pozitif bir hareket e, olsa da devamında e, dolarda geri çekilmeler devam etti. Neden? E, çünkü arkadaşlar piyasalar Fed'in daha önceki açıklamalarını destekleyen bir durumla karşılaştı. Yani Fed enflasyonun bir miktar daha yükseldikten sonra e, yılın ikinci yarısında düşüşe geçeceğini e, ve yıl içi ortalama hedef seviyelerini e, koruyacağını zaten daha önce de e, söylemişti arkadaşlar. Piyasalar zaten bunu bindiği için arkadaşlar dolar endeksinde de yukarıya sert bir yükseliş e, göremedik. Dolar TL grafiğine baktığımız zaman ise e, 8.50 seviyesinin aşağısında fiyatlıyor şu an 8.42 seviyesinde. E, 8.50 olan e, psikolojik e, desteğimizi aşağı doğru kırdı. E, hareketli ortalamamızın aşağısında burada kapanış yapmaya hazırlanıyor. E, eğer bu seviyenin aşağısında 8.50 aşağısında kalıcı e, mumlar bırakmaya devam ederse aşağıda 8.20'ye doğru geri çekme potansiyeli yüksek. Nakitte bekleyenler tekrar alım yapmak isteyenler özellikle 8.50 seviyesinin üzerine geçmesini beklemekte fayda var arkadaşlar. Onun dışında piyasalar dediğim gibi 14 Haziran'a odaklanmış durumda. Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmesine odaklanmış durumda. Buradan çıkacak olan kararlar da arkadaşlar dolar kurunu etkileyecek. Bu güne kadar 14 Haziran'a kadar e, dolar kurunda da yatay seviye yatay gidişat e, devam edecektir. E, sarkmalar devam edecektir arkadaşlar. E, fakat e, yükselişler eskisi gibi buradaki yükselen trendde e, olması şu an e, zor gözüküyor. Özellikle 8.50 seviyesinde aşağısında kalıcı kapanışlarda e, aşağı düşme potansiyeli devam ediyor arkadaşlar. E, burada. Yani 8.20 seviyesine almış olanlar özellikle burada arkadaşlar stop loss yapsa iyi olur yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Geçen hafta ve bu hafta özellikle Çavuşoğlu'nun açıklamalarını dinledik arkadaşlar. Yapıcı bir açıklama yaptı açıkçası ABD tarafında özellikle savunma füzeleri Patriot'ler arkadaşlar. Türkiye'ye vermesi durumunda alabileceğimizi söyledik. O yüzden bizden yapıcı sinyaller geldi. Atam aynı şekilde arkadaşlar ABD tarafında da yapıcı açıklamalar gelmeye devam etti. Özellikle Afganistan'dan çekilen ABD askerleri yerine güvenliğini koruması için arkadaşlar Türkiye'ye bir teklif geldi. Bu durumda ne olacak bakacağız. Fakat 14 Haziran'daki görüşme arkadaşlar büyük ihtimal özellikle burada S-400'ler devreye girecek. Orta Doğu'daki politikalar devreye girecek özellikle Akdeniz tarafındaki e, politikaları e, ele alınacak arkadaşlar. E, bu toplantıya kadar e, aşağı yönlü biraz daha e, geri çekilmeler görmek mümkün dolar kurunda. Fakat genel olarak grafiğe baktığımız zaman e, bu toplantıdan sonra yükselişin tekrar e, devam edeceğini göreceğiz arkadaşlar. O yüzden e, dipten almak daha mantıklı olacaktır. Yani e, dolar arkadaşlar düşerken toplamak daha mantıklı. E, fakat Dediğim gibi 8.20 seviyesine kadar e, geri çekilme potansiyeli şu an e, yüksek arkadaşlar. Yani e, 14 Haziran'a e, piyasalar kitlenmiş durumda. E, hareketli ortalamamızın altında şu an e, stop losslarınızı devreye sokmanın e, zamanı olduğunu söyleyebilirim. Biraz da e, ons tarafına bakalım. Şimdi eee ons tarafında aslında 10 e, ons tarafı güzel bir tepki vermişti. Yani e, gelen enflasyon verisi e, %5ti arkadaşlar. Bu e, normalde ons altını e, yukarı yönlü yani e, aşağı yönlü arkadaşlar çekmesi e, gerekiyordu. Fakat burada ee, ne oldu? Ee, zaten Fed'in açıklamaları daha önce de piyasaya baskı oluşturmuş durumda. Yani enflasyonun e, yükseleceğini zaten e, Fed daha önce söylemişti. Fakat yükselen enflasyon karşısında e, faizleri arttırmak için aceleci olmayacaklarını da e, belirtmişti Fed daha önce. E, zaten e, özellikle ONS tarafında yatırım yapan e, büyük balina dediğimiz yani piyasadaki e, çok fazla altın alan piyasadaki e, yatırımcılarda zaten buradaki Fed'in açıklamalarından yola çıkarak da e, altının e, yukarı yönlü e, çıkmasında e, etkili oldu söyleyebiliriz çünkü e, Fed faiz artışı yapmayacak yani enflasyon ne kadar yüksek gelirse e, tekrar yerini koruyacak aşağısına e, salacağını e, dedikleri için arkadaşlar Fed faiz artırmayacak o yüzden e, altının yukarıya doğru çıkması e, bu şekilde normal e, önümüzdeki günlerde 1.900 dolar seviyesinin üzeri çıkması bekleniyor açıkçası e, şu an e, düşüş trendinde değil 1.800 74 seviyesi üzerinde kaldığımız sürece herhangi bir sıkıntı yok. 1900 dolar zaten psikolojik seviye olmaya devam ediyor. 1900 dolar seviyesinin üzeri geçilirse arkadaşlar yukarıda dediğim gibi 1950-1965 devam edecek. Özellikle FX piyasalarında yani Forex piyasalarında işlem yapanlar 1900 dolar seviyesi üstünde alım yapmaları daha mantıklı olacak. Genel olarak baktığımız zaman altın yukarı yönlü koruyor ve çıkmaya da devam edecek. Çünkü dediğim gibi hiç piyasada çıkmamasını destekleyen herhangi bir şey yok. Özellikle FED'in FED'in buradaki politikaları e, ONS altının üzerinde ciddi bir e, baskı oluşturuyor arkadaşlar. Gelen makroekonomik veriler her ne kadar ONS'un aşağı doğru e, çekilmesi gerektiğini e, söylese de e, piyasa FED'in faizleri arttırmayacak olması ONS altında yukarı çıkışları e, destekliyor diyebiliriz arkadaşlar. E, tahvil alımları e, eğer tahvil alımlarında e, açıklama yaparsa da buna göre de tekrar şekil değiştirecektir. Özellikle ABD 10 yıllıklar arkadaşlar e, şimdi göstereceğim grafikte. ABD 10 yıllıklarda arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi şu an e, 1.43 e, seviyesinde aşağı yönlü sert bir düşüş eee olmuş durumda. Burada tabii ki de e, 10 saltını baskı e, aşağı yukarıya dönü, baskılı aynı zamanda da arkadaşlar e, dolar TL kurunda aşağı yönlü olmasını e, devam ettirdi. Ee, onun dışında e, biraz da gram altına bakalım. Gram altın zaten e, buradan arkadaşlar şu seviyelerden itibaren zaten e, hacimlerin düştüğünü bize e, söylemişti daha önceden e, 520 seviyesini vermiştik 520 seviyesinin aşağısında kalıcı kapanışlar e, stop loss olmanızda fayda var e, fayda olduğunu söylemiştim e, gram altında Türk lirasındaki e, geri çekilmeyle beraber e, aşağı yönü kendisini salmış durumda burada önemli olan e, hareketli ortalamamızın üzerinde kalıp kalmayacağı eğer hareketli ortalamanın üzerine kalırsa tekrar 520 seviyesinin üzerine e, denecektir. genel olarak baktığımız zaman da arkadaşlar dolar kronunda çok ciddi bir düşüş beklemiyorum açıkçası çok ciddi bir düşüş olmayacağı için gram altında tekrar kendisine gücünü toplayıp yukarı yönlü devam edecektir. Burada dediğim gibi önemli olan hareketli ortalamamızın 22 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde kalmasıyla tekrar yönünü yukarıya doğru çevirecektir. Eğer bu hareketli ortalamanın aşağısına doğru kırılırsa tekrar 500 seviyesine doğru yaklaşacaktır arkadaşlar ki. 508-509 seviyesine kadar bugün geri çekilmiş durumdaydı. 500 seviyesi psikolojik eğer bu seviyenin aşağısına kırarsa da arkadaşlar ciddi düşüşler meydana gelebilir. Fakat burada dolar kurunun ne tepki vereceği önemli. Dolar kuru devam edecektir bir şekilde yükselmesine. Çünkü 14 Haziran'da yapılacak olan e, ikili görüşmede özellikle Erdoğan'la Joe Biden görüşmesinde e, ben çok da somut adamların e, görüşüleceğini yani çıkacağını e, düşünmüyorum arkadaşlar. Yine bir e, S-400 polemikleri orada girecek. Çünkü her iki tarafta e, S-400'lerden vazgeçmeyeceğini söylüyor. ABD S-400'leri e, kullanmamızı bizim de kullanacağımızı ısrar etmemiz e, tabii de bu Türkiye'nin e, aleyhine olmaya devam edecek. O yüzden arkadaşlar gram altında e, tekrar yeniden alımlar için özellikle 520 seviyesinin üzerine beklemekte fayda var. Çünkü aşağı düşüşler 520 seviyesinde olduğu için aşağı düşüşlerin devamı burada gelebilir. Biraz da gümüşe bakalım. Gümüşün dolar grafiğine baktığımız zaman 28 dolar seviyesini zorladığını görüyoruz. Yatay gidişatı 27'ye buraya kadar çekilmişti arkadaşlar. Buradan dar bir bantla hareket ediyor açıkçası. 28 dolarları zorluyor. Buranın üzerine kalıcı kapanış yapması 30 dolar seviyelerine kadar gitmesinin önüne açık olduğunu bize gösteriyor grafik. Fakat e, buradaki grafiğe bakarsak TL tarafına bakarsak da e, dolar kurundaki e, düşüşle beraber burada da geri çekilme yaşandığını gördük. E, 7.33 sevi seviyelerine kadar e, çekilme potansiyeli e, yine devam ediyor açıkçası. Yaten e 28 dolar seviyesini kırarsa eğer buradaki gümüş arkadaşlar burada bir nebze de olsa 7.87 seviyelerine kadar tekrar ulaşma potansiyeli yüksek. Fakat şu an tam kanalımızın ortasında işlem gördüğü için geri çekilme potansiyeli yüksek olduğu için o yüzden biraz daha alım için aşağıları beklemek daha mantıklı olacak. Biraz da BTC tarafına bakalım. Şimdi e, BTC tarafından arkadaşlar şöyle bir şey var e, biliyorsunuz birkaç gün öncesine kadar e, tekrar 32 bin dolar seviyesine aşağı doğru e, test etmişti fakat aşağıda özellikle 34 bin seviyesine aşağısında kalıcı kapanış e, yani alıkalıp kapanışların devamı gelmedi. buradan. Tekrar yukarıya doğru bir atak gerçekleştirmiş oldu. Şuradaki düşen trend çizgimiz aşağı yönlü hala devam ediyor. Burayı kıramadığını görüyoruz. Bu çizginin yukarıya kırıldığı an arkadaşlar 41 bin dolar. Eğer 41 bin dolar seviyesine 41 dolar seviyesine yukarı çıkması durumunda tekrar 9000 dolar seviyesine görmesini tekabül edecektir. Fakat genel olarak BTC'deki aşağı yönlü baskı devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden yükselen, burada düşen, alçalan trendimizin yukarıya doğru kırılması gerekiyor yükseliş için. Analizlerimi burada bitiriyorum. Herkese iyi trade tartlarım. Hoşçakalın.